Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşanmış. Yolcu uçağı pistten çıkmış efendim. Tabii evet. İstanbul'da şiddetli bir fırtına var. Sabahın erken saatlerinden beri yayınlıyoruz. Dün de hava çok şiddetli fırtına ve yağmur şeklindeydi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul'da uçak pistten çıktı. Yolcu uçağı pistten çıktı. Ekipler olay yerinde inceleme yapıyorlar. Buradan görebildiğimiz kadarıyla insanların canıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yok gibi. Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı. Ekipler olay yerinde inceleme yapıyor. Görüntüler olay yerinden elimize ulaşan görüntüler efendim. Buradan görebildiğimiz kadarıyla yolcu uçağı pistten çıkmış. Ekipler olay yerinde inceleme yapıyor. Can kaybı, yaralanma Allah'a çok şükür yok gibi şu ana kadar gelen bilgiler ve görüntülerden yola çıkarak bunları söylemek mümkün. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Gelen görüntüler bu olayın meydana geldiği anla ilgili görüntüler. Yolcu uçağı pistten çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ekipler olay yerinde inceleme yapıyorlar. İstanbul'da dün ve bugün çok şiddetli fırtına, yağış vardı. Dolayısıyla hava ulaşımını da olumsuz etkiledi bu şiddetli fırtına ve yağış. Uçaklar pistten havalanmakta, piste inmekte zorluk yaşayabiliyorlar. Çünkü son derece şiddetli bir hava var, fırtına var. Yolcu uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Ekipler olay yerinde inceleme yapıyorlar. Buradan görebildiğimiz kadarıyla ve bilgi kaynaklarımızdan edindiğimiz ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma yok diyebiliriz. Şu ana kadar gelen bilgiler, bir daha söyleyelim. Yeni bilgi gelince ve biz teyit ettikçe ayrıntıları aktaracağız. İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı. Yolcu uçağı pistten çıktı. Ekipler olay yerinde inceleme yapıyor. Gökhan Kurt telefon hattımızda. Gökhan Kurt, günaydın, kolay gelsin. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri senden öğrenebilir miyiz? Evet Erkan'tan kolaylıklar dileyelim. Kısa bir süre önce olay yaşandı. Bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. İçerisinde 50 yolcu vardı uçağın. Yolcularla ilgili herhangi bir problem olmadığını söyleyelim öncelikle. Uçaktan yolcular kısa bir süre önce tahliye edildiler. Şu an ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Uçakta herhangi bir yaralanma, uçaktaki yolcularda herhangi bir yaralanmanın olmadığını altını çizmekte fayda var. Uçak iniş yaptıktan kısa bir süre sonra, yani yavaş aşamaya geçerken artık taksi pozisyonuna geçtiği sırada pistten çıkma gerçekleşti. İstanbul'da özellikle son iki gündür etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar yüzünden mi uçak pistten çıktı ya da herhangi bir başka teknik sorundan dolayı mı uçağın pistten çıktığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu yapılacak incelemeler sonrasında netleşecek ama şu an için elimize gelen ilk bilgiler, yetkililerden aldığımız bilgiler, uçaktaki yolcularda herhangi bir yaralanmanın olmadığı, yolcuların da kısa süre içerisinde uçaktan tahliye edildiği yönde. Tabii şu an içinde çalışmaların devam ettiğini söylemekte fayda var. Bir kez daha altını çizelim. Uçak inişe geçtikten sonra artık pistte tekerleğini koyduktan sonra taksi pozisyonuna geçiyor. Yani daha da yavaşladığı andan itibaren pistten çıkış meydana geliyor. Ama herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Demin de dediğimiz gibi İstanbul'da etkili olan fırtınadan kaynaklı bir durum mu yoksa bir başka teknik sebepten dolayı mı uçak pistten çıktı? Bu da ilerleyen dakikalarda hem havayolundan hem de firmadan, uçak firmasından yapılacak açıklamalar sonrasında netleşecek. Ama şu an için ekiplerin çalıştığını söyleyelim. Boeing 737-800 tipi bir yolcu uçağında bu olay yaşandı. Saat 09.05, yani yaklaşık çok kısa bir süre önce meydana geldi. Ekiplerin çalışmalarında devam ettiğini söyleyeyim ki yolcular şu an için terminale alınmış durumda. Ama uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti yaklaşık 2 saatliğine de kapatıldı. Bu da önemli bir başka yeni gelen bilgi olduğunda altını çizmekte fayda var. Tabii ki uçak pistte olduğu için diğer uçakların iniş kalkışına engel oluşturabiliyor. Bir tehlike olmaması için şu an için uçakta Sabiha Gökçen pistinin 2 saatliğine kapatıldığını söyleyelim. Ama yolcularda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını söylemekte fayda var.